Yarın sabah seni bekliyor olacağım. Umarım yarın sabah gelirsin Lakshya. Lütfen Tanrım, her şey düzelsin. Anneme bir şey olmasın. Ve lütfen Lakshya'nın gerçekleri anlamasına yardım et. Annemle babamın ayrılmasına dayanamam. Kavuştur onları Tanrım, lütfen. Hayır Swara. Bugün de senin hiçbir anlattığına inanmıyorum. Çünkü her zaman yalan söylüyorsun. Bugün de aynısını yapıyorsun. Dünya bir araya gelip şahitlik etse bile ben ona asla inanmazdım. Çünkü biliyorum, büyük bir yalancısın sen. Gözyaşlarınla beni etkileyemezsin Swara. Çünkü biliyorum, sen evlenmeyi istemedin. Ve bugün bu yaptığını kaza gibi gösteriyorsun. Ayrıca yarın bir şey yapmayacağım. Hatta mahvoluşunu izlemek için geleceğim. Sana hiç güvenmiyorum Swara. İstersen git evlen. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Lütfen Tanrım, her şey düzelsin. Anneme bir şey olmasın. Lütfen kurtar onu. Abla, yarınki tören için bir fotoğraf hazırlandı. Tamam, al bunu. Dikkat et. Bunu da odaya koy, tamam mı? Peki abla. Aman Tanrım, onu hastaneye götürmemiz gerek. Geçen yıl bu törende biz oturmuştuk. Adarsh, sana bir şans daha verdim ama seninle konuşmaya henüz hazır değilim. Lütfen bunu kabul etmem için bana biraz zaman ver. Tamam, çok üzgünüm. Yenge, her şey yolunda mı? Ragini? Kızım, Swara'nın kınası hazır değil mi? O nerede peki? Aa evet, abla, Swara daha eve gelmedi. Belki de Bayan Şarmişta'nın sağlığı daha da kötüye gitmiştir. Kızın da onunla kalması gerek. Lakshya da daha eve gelmedi. Beni dinle abla. Töreni Parineeta ile Adarsh yapsın bence. Ne fark eder abla? Sujata, ne diyorsun? Farkında mısın sen? Bir sürü hazırlık yapıldı ama sen... Hayır. Töreni o ikisi yapacak. Onlara telefon edeceğim. Şimdiye gelmeleri gerekiyordu. Bakın, geldi. Swara, neredeydin? Annem nasıl? Sen Lakşya'yı kaçırdığın için ben de annemi... Swara, sen annemle doktora gittin, öyle değil mi? Kimseye söylememişsin. Evet. Annem mahallede. Mahallede mi? Sağlığı iyi değil mi? Neden onu buraya getirmedin? Anne, aslında annemin sağlığı biraz düzelmiş gibi. Bu yüzden Swara onu mahalleye bırakmıştır. Hem aile doktoru da onunla ilgilenebilir. Bu yüzden. Değil mi Swara? Evet Swara, üzülme sen. Annen yakında iyileşir. Swara, sen gidip hazırlan. Hayır hayır. Gerçekten buna gerek yok. Olmaz kızım, sen hazırlan. Hadi. Pari, Swara'yı yukarı götür. Senin için odaya giysi bıraktım. Onları giy. Yenge. Çok şanslısın Swara. Eline 2 kere kına sürülüyor senin. Sen kınayı sür, ben geliyorum. S yazıyorum. Ben senin gibi değilim. Başkalarının sevdiklerini ellerinden almam. Dikkat et Ragini. Annem nerede? O benim de annem. Ve güvende. Dünürlerimizin evinde mi? Lakşya onu almaya geldi. Ben de yolladım. Yarın Swara'nın düğünü var. Anne, bu çok yanlış. Buna izin veremeyiz, durdurmalıyız. Bırak Şeker. Bak, yarın her şey sonunda açığa çıkacak. Eğer o kızda biraz dürüstlük kaldıysa bu düğünü asla yapmaz. Eğer evlenirse de sen... Swara'yla ve Şarmishta'yla bütün bağlarımı o zaman koparırım anne. Yo. Ben götürürüm. Sen odana gidip dinlen. Ah torunum. Bana ne yaptırıyorsun sen? Kına bitti. Çok güzel oldu. Evet Ragini. Kına çok güzel olmuş. Sen gidip dinlen. Dikkat et kınan bozulmasın, tamam mı? Benim Svara'm ne yapacağını bilir. Asıl sen dikkat et. Gel Svara. Bak Svara. Elindeki kınan rengini çok iyi verecek. Çünkü Sanskar birkaç gün önce sana aşkını ilan etti. Bu arada annemle konuştum. Bengali sarısı giyebileceksin. Kardeşimin düğünü bu. Eğer Bengaliysen ve Bengali gibi evlenmeye hakkın var. Ben giysilerini odana bıraktım. Merak etme. Çok iyi hazırlanmanı sağlayacağım. Git dinlen sen. İyi uykular. Onu nerede buldunuz? Nehrin yanındaki mabedin aşağısında kıyıda yatıyordu. Tanrı bu zavallı adama merhamet edip kurtarmış efendim. Artık sizi sadece Tanrı kurtarabilir. Bak Sanskar, nasıl bilmem ama bir şekilde bu durumdan kurtulmak zorundasınız. Ne istersen düşün. Ama yarın siz evlenemezsiniz, o kadar. Başka bir şey demiyorum. Sujata! Geldim! İkiniz de düşünün lütfen. Her şey nasıl düzelecek Sanskar? Annem iyi olacak. Lakshya ne dedi? Hala söylediklerime inanmadığını söyledi bana. Her şey nasıl düzelecek Sanskar? O kadar korkuyorum ki geldiğimiz gibi tuzağa düştük. Üzgünüm Svara. Çok üzgünüm. Üzgünsen ne yapalım Sanskar? Bu şekilde bir çözüm bulabilir miyiz? Bu gözyaşları benim yüzümden. Onları silme hakkı da benimdir. Ben inanıyorum Svara. Kesinlikle bir çıkış yolu bulacağız. Ne olur ağlama Svara. Lakshya hala dönmedi. Ne söyledin ona? Ona gerçeklerin yarısını anlattım. Diğer yarısını bulmayı ona bıraktım. Peki onun sana gerçekten inandığını mı düşünüyorsun? Hiç bilmiyorum. Ama bunu düşündükçe Lakshya'nın geleceğini hissediyorum Sanskar. Sakin ol Lakshya. Nasıl yaralandım ben? Nehre düşmüş olabilirsin. Seni buraya balıkçılar getirdi. Adamı nereden biliyorsunuz? Bu gördüğünüz doktor da düğün günü Swara'nın hayatını kurtardı. Siz o doktorsunuz. O gün evime gelen. Evet. Ama o gün siz bana güvenmemiştiniz. Belki bugün gerçekten doktor olduğuma inanırsınız mutlaka. Bu çok ilginç bir tesadüf. Siz de Swara gibi buraya getirildiniz. O da nehre düşmüştü ve sahile vurmuştu. Bize de balıkçıların eşleri getirmişlerdi. Ben nehre düşmek istememiştim. Yine de düştüm. Seninle evlenmek istemiştim ben. Ama evlenemedim. Tanımadığım balıkçılar beni nehirden çıkarmış ve hemen sonra hastaneye götürmüşler. Doktor. Yavaş Lakshya. Doktor. Swara gerçekten buraya geldi mi? Ha, evet. Hatta o da bu odada kalmıştı. İstersen kayıtlara bakabilirsin. Lütfen doktor. Bana o kayıtları gösterin. Bekle. Ben sana getireyim. Durun doktor. Ben de geleceğim. Dikkat et Lakshya. Tamam. Ne düşünüyorsun? Yani eğer bana inanmamış olsaydı gece buraya dönmüş olurdu. Ama o hala geri dönmedi. Bu gerçekleri öğrenmeye çalıştığı anlamına gelmez ama. Olabilir. Ama arıyorsa bulduktan sonra buraya döneceğinden eminim. İşte burada. Hayır. Çok teşekkür ederim. Sadece bunu soracaktım. Yine de bu anlattıklarıma inanmayacağını biliyorum Lakshya. Ama lütfen bunları seni elde etmek için yaptığımı düşünme. Sen de umarım düğünümüzden kaçmadığıma inanmayı başarırsın Lakshya. Swara doğru söylüyormuş. O gün başına bir kaza geldi. Ama ben... Aishvarilerin evindeki depodaydım. Oradan Şeker'in evine nasıl geldin? Yeni gelin, gecen nasıl geçti? Uyuyamamışsındır. Bütün gece düğününü mü düşündün yoksa gerçekleri herkese nasıl söyleyeceğini mi düşündün? Hayır Ragini, artık düşünmüyorum. Yani yenilgiyi kabul ettin. Onu dün kabul etmiştim. Şimdi sadece bekliyorum. Kimi? Annemi. Annemi. Swara sen... Ağır ol. Ağır ol. Swara sen ne demek istedin? Anneme yaptıklarından sonra senin daha fazla alçalabileceğini hiç sanmıyorum. Bu yüzden artık sadece gerçeklerin tarafında olacağız. Swara açık ol. Ne demeye çalışıyorsun sen? Dün Lakshya ile konuştum. Ve ona düğün günümde olan her şeyi anlattım. Bütün delilleri de kendisinin bulmasına söyledim. Artık seni durdurmak ve bundan sonra tuzağına düşmemek Lakshya'nın elinde. Hayır. Swara sen gerçekten Lakshya'nın delil arayacağını mı sanıyorsun? O hiçbir şey yapmayacak. O bana inanıyor. Senden nefret ediyor. Gerçekten mi? Eğer öyle olsaydı dün gece eve gelmesi gerekirdi değil mi? Çünkü biz onu dün bıraktık. Hayır. Siz yalan söylüyorsunuz. Evet, yalan söylüyorsunuz. Ama ben ikinize de inanmıyorum artık. Ve Swara, daha akıllı olduğunu sanıyordum. Senin bu kadar ahmak olduğunu bilmiyordum. Ve... Daha hazırlanmadınız mı? Annem sizi bekliyor. Ne zaman hazırlanacaksınız? Yenge, Swara ile Sanskar'a giysilerini verdim. Hadi hazırlanın siz. Baksanıza. Swara'nın kınası ne kadar güzel tutmuş. Sanskar bunu çok beğenecek. Swara, hazırlan sen. Biz tören için aşağıda bekleyeceğiz. Gel yenge. Biz de hazırlanmalıyız. Yok, hayır. Gidemezsin. Görmüyor musun? Durumun çok kritik. Hayır doktor. Gitmem gerekiyor. Swara evlenemez. Yoksa hayatı berbat olacak. Hayatını berbat etmesine izin veremem. Telefonum. Telefonum nerede? Herhalde suya düşmüştür. Aman Tanrım. Doktor. Telefonunuzu kullanabilir miyim lütfen? 9-8. Hiçbir numarayı hatırlayamıyorum. Geçirdiğin travma hafızanı etkilemiş olmalı. İnsan böyle olaylarda bazı şeyleri unutabilir. Ev hattı. Ev hattını hatırlıyorum hala. Ram, törende her şey düzgün yapılmalı. Peki abi. Ben bakarım baba. Abi, bir dakika. Alo? Alo, Tanrı'ya şükür telefonu açtı. Lakşya, Lakşya neredesin? İyi misin? Yaralandın mı sen? Ragini, Sanskar'la Sıvara'nın evlenmesini engelle. Sen ne diyorsun? Neden? Ragini, büyük bir hata yaptık. Anlamadım. Swara doğru söylüyormuş Ragini. Düğün günü gerçekten kaza geçirmiş. Biri ona tuzak kurmuş. Sanskar'la birlikte biri ona oyun oynamış Ragini. Ne? Ne diyorsun sen? Evet Ragini. Kim olduğunu bilmiyorum ama gerçekten öyle. Swara bana gerçeği anlatmaya çalıştı. Benden delil bulmamı istedi. Ama sonra başıma bir şey geldi. Neyse, sonra anlatırım bunu. Bu evlilik olmamalı, anladın mı? Swara Sanskar'ı sevmiyor. Hayatı berbat olacak Ragini. Alo Ragini. Ragini dinliyor musun beni? Damatla gelini çağır. Uğurlu saat geçiyor. Ragini, bu düğün olmamalı lütfen. Ben bir şey yaparım. Sağ ol Ragini. Sağ ol. Geldiğimde herkese anlatacağım bunu. Ama bu evlilik olmamalı lütfen. Ne var Şarmişta? Anne. Ne oldu Şeker? Dayanamıyorum anne. O düğünü durdurmaya gidiyorum. Hayır Şeker. Şeker, demek istediğim şu. Oraya gitmene gerek yok. Anne. Dükkana gitmelisin. Swara ne istiyorsa yapsın. Sana söylediğimi dinle. Oraya gitmiyorsun. Peki. Ragini, bu düğün olmamalı. Swara Sanskar'ı sevmiyor. Hayatı berbat olacak. Kapıya baktığında hiçbir şey olmayacak Swara. Lakshya gelmeyecek. Gelecek Sanskar. Lakshya gelecek. Ve eminim bu düğünü durduracak. O gelmeden önce düğünün tamamlanmasını sağlamak. Bir şey yapamayız Swara. Kaybettik. Lakshya eğer gelecek olsaydı şimdiye kadar gelirdi. Düğün töreninin saatini biliyor. Lakshya belki delil bulmuştur. Bu yüzden geç kalmıştır. Ama mutlaka gelmesi gerek. Bu düğünü durdurmalı. Eğer Lakshya zamanında gelirse kendi kurduğum tuzağa düşeceğim. Ve düğün günü Svara'nın kaza geçirdiğine inanırsa da kısa süre sonra benim yalanlarımı da öğrenir. Lakshya'yı sonsuza dek kaybedeceğim. Hayır. Hayır. Tanrım. Lakshya. Lütfen Lakshya buraya geç gelsin. Lütfen. Lakshya gelmeyecek Swara. Beni dinle. Amcama her şeyi anlatalım. Ben hayatının berbat olmasını istemiyorum. Bütün suçu kendi üzerime alırım. Sana bir şey olmaz. Söz veriyorum. Neden bana böyle büyük bir iyilik yapıyorsun? Çünkü sen benim hatalarım yüzünden acı çekmemelisin. Nedenini sorma bana sakın. Ama bu ahmaklığı yapmana izin vermeyeceğim. İstiyorsan bana kızabilirsin ama herkese gerçeği anlatacağım. Sana kızgın değilim Sanskar. Hadi o zaman amcama her şeyi anlatalım. Yo. Sanskar ve Swara gerçeği anlatmazlar. Lakshya'ya gelip gerçekleri anlattığında mahvolurum. Hayır. Bu düğünü durdurmam gerekiyor. Abi, bu kızı kim verecek peki? Bay Şeker gelmeyi reddetti. Bayan Şarmishta'nın da sağlığı bozuk. Sorun değil Ram. Onu damada ben veririm. Bu düğünü durdurmam gerek. Sanskar! Sujata! Anne! 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 Ne oldu? Ne oldu anne? Anne! Anne! Ne oldu böyle? Sujata! Kaldırın! Kaldırın anne, onu! Anne ne oldu? Bir anda bayıldı. Sanskar, Adarsh! Onu odasına götürün. Düğünü durdurmak için bayılma numarası yaptı sanırım. Yapsın. Bu sayede Swara ile Sanskar sırlarını açıklayamayacak. Babaanne orada her şey yolunda mı? Kızım, Şarmişta benim yüzümü gördü. Ne? Beni affet babaanne. Benim yüzümden başına bir sürü şey geliyor. Lütfen anneme iyi bak. Yakında her şeyi düzelteceğim ben. Biliyorum kızım. Sen yanlış bir karar vermezsin. Bunu yaptığını onaylamasam da senin arkandayım. Çünkü evliliğini ve hayatını kurtarmak için yapıyorsun bunu. Önemli değil. Sen endişelenme, ben burayı idare ederim. Bana haber vermeye devam et, ne yapacağımı bileyim. Tamam babaanne. Tamam. Hızlı sürün lütfen, daha hızlı. Ben hemen doktor çağırayım. Hayır. O kadar da kötü değilim ben. Abi, Sujata'nın yanında biri kalabilir. Uğurlu zaman bir saat sonra bitecek. Düğünü yapacaksak gitmeliyiz. Nasıl yani? Oğlum ben olmadan nasıl evlenebilir? Kızı sen vermeyeceksin ki. Sen olmadan da olabilir. Gel Sanskar. Abla! Bak Sujata, düğünü yapmamız gerek. Yoksa törenleri nasıl idare edecekler? Ben yengemle birlikte kalırım. Bu çok yanlış ama. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Anne, beni burada yapma. Nasıl bırakabilirsiniz? Tamam. Bak Sujata, düğünü yapmamız gerek. Ne var Ragini? Ne istiyorsun yine? Sanskar'la gerçekleri anlatacağız. Hayır Swara. Öyle bir şey yapmayacaksın. Sanskar ve sen evleneceksiniz. Hem de şimdi. Öyle bir şey yapmayacağız. Sen kimsin ki benden bunu istiyorsun? Senin amacın kazanmaktı ve kazandın. Çünkü başka bir seçeneğiniz yok. Evlenmezsek ne yaparsın? O zaman elimde tuttuğum kadının annem olduğunu unuturum. Başına bir şey gelirse sorumlusu sen olursun Swara. Ben de annemle babamın barışmasını istiyorum. Ama Lakshya'yı kaybedemem. Biliyor musun Swara? Lakshya demin evi aradı. Bütün gerçekleri öğrenmiş. Ne? Lakshya bana inanmış mı yani? Evet Swara. Bu yüzden Sanskar'la evlenmek zorundasın işte. Onu aramayı düşünme çünkü beni başka bir numaradan aradı. Hayır, hayır Ragini. Sen bunu yapamazsın. Lütfen bırak annemi. Söz veriyorum, herkese gerçekleri anlatacağım. Lütfen Swara, lütfen beni dinle. Lütfen Lakshya'yı elimden alma Swara. Onu elimden alma lütfen. Bak Swara, eğer bunu yapmazsan tek bir telefon ederim. Bir şey söylemem de gerekmez. Telefon ederim ve annen... Düşün Swara. Ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Bak Şarmişta. Neye bakayım? Sen torununa doğru düzgün babaannelik etmek yerine onu yanlış yollara sokuyorsun. Kes sesini. Eğer bu kadar düşünceliysen o zaman kendi kızını durdursaydın. Lakshya'yı kaçırdı o. Her ne yapıyorsa gerçekleri ortaya çıkarmak için yapıyor. Senin yaptıklarınsa hem çok yanlış... Hem de çok ayıp. Ragini yalan... Yeter! Kapa çeneni Şarmişta. Torunum hakkında tek kelime bile etmeyeceksin. Birilerini suçlamadan önce kendine bakacaksın sen. Kızın ne sandı Lakshya'yı kaçırınca? Ragini hemen yalan mı söyleyecek? Hayır. Bunu asla yapmaz. Bir de gelmiş beni suçluyorsun. Bak ne haldesin. Bunun sebebi sensin. Kızını düzgün yetiştiremedin. Bu yüzden bugün bu haldesin işte. Kızını yalan söylemesi için cesaretlendirmeseydin, bu kadar utanmaz yapmasaydın, kardeşinin kocasıyla oyun oynamaz, abisiyle evlenme numarasıyla onun peşinden koşmazdı ve bugün sen bu halde olmazdın. Bugün her şey çok daha farklı olabilirdi. Ama artık yeter. Lakshya geri dönünce kızının yalanlarını herkese anlatacak. Sonra onu da evden kovacak. Anladın mı? Şimdi beni çok iyi dinle. Bundan sonra benim seni evimden kovmak için hiç uğraşmam gerekmeyecek. Artık hiçbir şey yapamazsın Şarmişta. Bu yüzden susup olanları izlersen çok daha iyi olur. Gel. Hayır anne, anne. Anne! Sus! Bu Bengalli'yi susturmak için ağzını bağlamak gerek. Baba, Peder Bey uğurlu vaktin geçmesine sadece 40 dakika kaldığını söyledi. Düğünü hemen yapmamız gerek. Hadi. Peki, gel Sanskar. Hayır, gel. Hayır olmaz. Oğlum gidemez. Hiç iyi hissetmiyorum. Bu düğün yapılamaz. Hayır, hayır gel, olmaz. Gel, hayır. Sen gel, gel. Hayır abla gitmesin. Bir şey olmaz. Dinlen sen. Oğlum ben olmadan tamam. Nasıl evlenebilir hadi. Abla? Sen dinlen. Ben hemen gelirim. Tamam hadi mı? Gel oğlum. Swara, herkese gerçekleri söyleyeceğim. Bak Swara, eğer bunu yapmazsan bir telefon ederim ve konuşmama bile gerek kalmaz. Ararım bak ve annen... Sağlığım da bir anda kötüleşiverdi. Ne yapacağım ben şimdi burada? Oh, Tanrım, ne yapacağım ben? Çabuk gelin. Düğünü yapmak için çok az zamanımız var. Ne oldu? Ne oldu Swara? Ragini yine bir şey mi yaptı? Ragini beni tehdit etti. Eğer biz evlenmezsek... o zaman anneme... Swara, Sanskar, oturun. Ama sırrımızı açıklamamızı istiyordu. Artık istemiyor. Çünkü Lakshya söylediklerime inanmış. Belki zamanında eve gelip herkese söyleyebilir. Ama ya bu sırada düğün tamamlanırsa? Çaresizim Sanskar. Bu düğünü ancak Lakshya durdurabilir. Ben değil.